Bileşik orantı sorusu. 4 tavşan 4 avucu 4 dakikada yerse aynı kapasitedeki 10 tavşan 10 avucu kaç dakikada yer diye soruluyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir kere bileşik orantı kuracağız. Şu şekilde hareket edebiliriz. Burada bahsi geçenler tavşan, tavşan sayısı yani, tavşan sayısı. Sonra havuç, havuç sayısı yani. Ve süre, dakika yani. Şimdi bunların arasındaki orantı türlerini tespit edeceğiz. Öncelikli olarak şu dakikayı görmezden gelelim. Dakikaya hiç bakmıyoruz. Tavşan sayısı ve havuç sayısına bakalım. Şimdi diyelim ki tavşan sayısı 4, havuç miktarı da 10. 4 tavşan 10 tane havuç yiyor. Süresi belli yani, belli bir sürede. Eğer biz tavşan sayısını artırırsak, mesela 8 tane tavşanımız olsa, bunların yiyecekleri havuç miktarı artar. Daha çok tavşan daha çok havuç yer. Yani ikisi arasında doğru orantı var. Biri artarken diğeri de artıyor. Bunların arasında doğru orantı var. Şunları siliyorum. Şimdi bunu açıyorum. Diğerini kapatalım. Şimdi de tavşan sayısını kapatıyorum. Tavşan sayısını havuç sayısıyla dakika arasındaki ilişkiye bakacağız. Yine tavşanlarımız var. Şimdi 20 havucu diyelim ki 10 dakikada yiyorlar. Eğer havuç sayımız 30 olsaydı, 30 tane havucumuz olsaydı yemeleri daha uzun sürecek. Eğer 20 tane havucu 10 dakikada yiyorlarsa 30 tane havucu yemek için biraz daha fazla zamana ihtiyaçları var. Bu da artacak. İkisinin arasında yine doğru orantı var. Bu şekilde. Şunları siliyorum. Şunu da silelim. Şimdi aralarındaki orantı türü doğru orantı. Buna göre bizim denklemimiz şöyle olacak. Doğru orantılı olan büyüklükler birbiriyle bölünmeli. Yani denklemimiz şöyle olacak. Şöyle yazıyorum. Denklem. Şimdi tavşan sayısıyla havuç sayısı bölüm biçiminde olacak. Doğru orantılı. Yani şöyle olacak. Tavşan bölü havuç. Sonra havuç sayısıyla dakika da doğru orantılı olacak. Yani bu ikisi bölüm biçiminde olacak. Bu ikisinin bölüm biçiminde olması için havuç aşağıda olduğuna göre dakika şurada olmalı. Tavşanın yanında olmalı. Buraya gelmeli. Ki ikisi bölüm biçiminde olsun. Şimdi şunu yapacağız. İki ayrı durumdan buradan ortaya çıkan oranları birbirine eşitleyeceğiz. Birinci durum. İkinci durum. Şimdi birinci durumda tavşan sayısı 4, dakika 4, havuç miktarı 4. Eşit olacak. İkinci durumda tavşan sayısı 10, dakika bilmiyoruz ona x diyelim, bölü havuç sayısı o da 10. Bu şekilde olacak. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 4'ler sadeleşecek, 10'lar sadeleşecek. Sol taraf 4, sağ taraf x. Demek ki 4 dakikada yiyebilirlermiş.